Merhaba sürüm, ben Serdar ve San Wrestler'ına hoş geldiniz. Bu videoda gene neyi inceleyeceğiz? Big Smoke'un hayaletini inceleyeceğiz. Böyle dedikodular duydum internette. Açıkçası bana da mantıklı geldi çünkü şu anda bu bina, içeri gireceğimiz bina tamamen çok böyle ürkütücü, içeride hiç kimse yok. Bol bol ölü var hatta, katliam yapmıştık burada. Ama şimdi nasıl bulacağız onu? Vaaa anam, fesih bana Allah, şuradaki pencereyi şey zannettim, şunu bir takalım biz de. Şuradaki pencereyi Big Smoke'un hayaleti zannettim, ödüm koptu. Bağırıyordum az daha, bayağı bir bağıracaktım ama son anda fark ettim, neyse. Şimdi CJ bir daha derin nefes alırsan seni vururum. Çekilin, çekilin. Ben CJ, Carl Johnson ben. Cenk'e oldun ahbabıyım. Yok mu birisi burada? Big Smoke, neredesin? Big Smoke arıyoruz şu anda. Koca göbekli hayaleti arıyoruz. Big Smoke, senin göbeğin kocaman. İnanılmaz, öyle böyle değil. Orada kafamı gördüm ben. O kafaya benziyor ama muhtemelen paneldir. Gördüğüm her şeyi şey yapmaya çalışıyorum, bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Ödüm kopuyor şu anda, resmen ödüm kopuyor. Bir de şuraya dolanacağım var ya, o çok gıcık olacak. Şu anda Big Smoke'un hayaletini arıyoruz, biliyorsunuz hemen Big Smoke'un arasının girişinde Not Welcome yazıyordu, hoş gelmedin CJ yazıyordu. Rockstar'ın bir şey, ESTG gibi bir şey. Tabi Rockstar'ın biz gene ne kadar bu ESTG'leri sevdiğini de biliyoruz, yani koymuş olabilirler oyun içine. Tabi gene. Şurada bir şey var mı? Hemen rafa bir bakalım. Şeyim yanında mı? Fotoğraf makinem yanımda. Yaklaştırabilirim yani iyice. Eğer şey bir şey olursa. Acayip bir şey olursa. Şuralara falan da bakalım. Az önce şuradaki makineyi bir koca bir yüze benzettim. Şu anda inanılmaz paranoyak bir haldeyim. Aslında son zamanlarda birazcık paranoyak davranıyordum. Normal gerçek hayatta da o oyuna vurmuş hali. Ben bayağı, şu anda bayağı tırsıyorum. Çoktan beri de sır videosu çekmedim. İlk kez çektiğim için alışmam gerekiyor. Şurayı açamıyoruz o halde. Peki. Allah. Gene yangın. Ben yanmıyorum. Çok ilginç. Neyse. Ben bunu harcadım ya. Doluyor, geri doluyor, hiç şey değil. Güzel. Evet, son yere giriyoruz. Kelepçe var artık bundan sonra. Bundan sonra içeri girdiğiniz zaman bizi kelepçeleyecekler. Burada hiçbir şey yok. Big Smoke! Neredesin? Ahbap, şu Not Welcome yazısını gördüm. Nerede bu ya? Buna Not Welcome yazısı yok burada. Kelepçe var. Not Welcome CJ falan yazmıyor burada. Sağ tarafta bir şey yok. Normal oturanların nasıl vakit geçeceklerini hiç bilmiyorlar. Sadece oturuyorlar. Tabi mafya, 90'lardaki mafyalar. Bu da Big Smoke'un şey hali. Beta'daki hali. Sanırsın betasındaki hali. Böyle manyak bir adam. Gene gördüğünüz gibi göbek maşallah. 1 metreküp göbeği var adamımızın. Neyse fazla şey yapmayalım bunları. Çekilin yoldan. Evet, içeri girdiğinizde gene şarkılar çalıyor. Burası da aynı şekilde. Not Welcome yazısını daha göremedik ama. Uhu, hiç mi yoktur hayalet ya? Belki şunu hayalet zannetmiş olabilirler. Bakın şuradan böyle bakınca sanki hayaletmiş gibi görünüyor. Yani duvarın arkasında mavi bir cisim. Evet, Big Smoke'un odasına geldik. Ve burada yazıyor ki Not Welcome, Rockstar North. Big Smoke! Yanına geldim. Ben de seninle birlikte öleceğim. Hep paralar burada kaldı bak, yazık oldu. Paraları birisi alsaydı. Hep paraları burada bırakıp gitmişsiniz. Bu paralar da yanmamış maşallah. Nanoteknoloji bayağı ileride. Şurada oyun falan var. Şurası bayağı ürkütücü görünüyor. İçeride gene oyunlar var. Big Smoke zevkine düşkün bir adammış. Onu öğrendik. Etrafa birazcık bakıyoruz. Bakalım izler falan var mı? Şurada bir soda içelim. Sprite seven var mı aranızda ya? Veya 7-Up? Ben seviyorum. Normal kola içmiyorum ama onları içiyorum. Arada ne fark var bilmiyorum ama. Birisi söylesin bana. Arada sağlık farkı var mı söylesin. Yani birisi ne kadar zarar veriyor. Diğeri ne kadar daha az zarar veriyor. Ona göre söyleyin de ben de ona göre halledeyim. Şurası Big Smoke, ama bu da mantık hatası var. Big Smoke bundan hiçbirine sığmaz ki. Big Smoke şuradaki, burası duş değil mi? Evet, Big Smoke buradaki duşa da sığmaz, şuradaki küvete de sığmaz. İkisini birleştirmek lazım, ancak öyle sığar. O da ancak hani sıkışa sıkışa sığar oraya. Sıkışır böyle kollar falan. Ancak öyle sıkışır. Tuvalette Big Smoke. Belli zaten, iki tane tuvalet kağıdı var burada.
Big Smoke fazla büyük bir adam olmaz öyle. Şuradaki oyunlara bir deneyelim bakalım etrafta neler var. Evet. Şey televizyon. Çüş. Big Smoke fantezi yapıyordu herhalde. 16 tane televizyon. Evet, 16 tane televizyonda video oyunu oynuyor. Vay be. Nerede bizde öyle şey? Bu ne? Ha böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Bakalım ne yapacağız bunda. Fantezi evet. Sır videosunda oyun oynuyorum. Ben yani çok acayip bir adam. Oho bunlar da fantezi yapıyor. Hemen şöyle adamları susturalım. Aha bir tane daha yedim ben. Health %40 oldu. Onları hemen susturalım böyle. Çok güzel. Oo onu alacağım, onu alacağım. Onu alamadım. Çok güzel. Oho bunlar da fantezi yapıyor. Bence fazla gerek yok. Ölünce çıkayım ben. Şeyi bitirince çıkayım. Dedim belki bir Big Smoke bunu yapınca falan gelir de. Oho canım okullar bunlar. Bir şeyler fırlatmıyor musunuz siz? Level 1'de miyiz daha? Hey maşallah bayağı sıkıyorsunuz siz. Boş ver. 1460 ben kaç yaptım? Hiç fikrim yok. Olmasan da istemiyorum. Bir rüzgar sesi var sanki. Big Smoke sen misin? Adamın bir tane buzdolabı, bayağı sağlam bir tane buzdolabı, iki tane ocağı var. Tabi, karnı doyuramıyor. Bayağı iri herif. Bu ne be? Bu trambolin miydi? Bu galiba trambolin. Yırtılmadığına sevindim madem Big Smoke şeyde. Adam neden trambolin? Neyse fantezi kendi çapında adamın fantezileri varmış, bunu öğrendik. Ne güzel bir kelime fantezi. Neyse şeyi kaçırmayalım da videonun amacını kaçırmayalım. Daha bir şey göremedik. Şöyle etrafa bir bakalım. Şunlar hep bir yerde atılmış, yarım kalmış şeyler. Pencereler de çok parlak. Zaten bir şey görünmüyor onlarda. Bu katta bir şey yok gibi. Diğer katlara bir bakalım iyice. Adamın yatağı bayağı büyük. Doğaldır. Ama 4 tane yastık var. Herhalde bir tanesi de manita için. O manitaya acıyorum şu anda. Ama son günlerde böyle mutsuz falan olduğumu söylüyorsunuz. Yok yok öyle bir şey ya. Sadece birazcık yorgunum o kadar. Yani. Fazla bir şey yok. Ben daima mutluyum arkadaşlar. Siz ben şey yapmayın. Şu yerlere bakıyoruz. Yerlerde bu ne? Burger şey mi? Shot mu? Burger shot evet. Burger shot'tan gelen şeyler falan var. Şurada kelepçe var. Ha, kelepçe ne anladım anladım. Anladım. Şuradaki şeylere bakamıyoruz kağıtlara. Üzerinde yazdıklarını okuyam. Ha şurada aa. Ben zaten ben bu taraftayım zannediyorum. Baktım şeyin heykeli yok. Acaba diyorum yavaş yavaş bir şey mi buldum? Yoksa bulmadım mı? Bulmamışım. Adamın heykeli buradaymış. Hayvan gibi pipetler var ama maşallah. Pro kadar pipet var. Bu ne be? Neyse. Yani Big Smoke buralarda görünmüyor daha. Belki alt katlardadır veya belki başka bir şey hayaletidir de insanlar Big Smoke öldürdüğümüz için onun hayaleti olduğunu zannediyorlardır. Yani benim kanıma göre hayalet varsa Big Smoke'un hayaleti olmaz. Başkalarının hayaleti olur. Sonuçta burada burası bir uyuşturucu fabrikasıydı galiba. Yani çok hayalet vardır burada. Acı çekmiş, kazadan dolayı ölmüş ve ne bileyim uyuşturucudan dolayı ölmüş. Çok insan vardır burada. Huhu. Merhaba. Var mı hayalet bir şey? Olmadığını görüyorum. Ama hafif hafif ürküyorum şu anda. Her an her yerden bir şey çıkabilir diye bir şey var, his var içimde. Hani ne bileyim bir korku, bir ürkütme. Ha, saat daha yeni gece oluyor. O zaman birazcık geceyi bekleyelim biz. Şuraları falan bir gezelim. Tüm katı gezeyim sonra ben yukarı çıkayım. Var mı birileri burada? Oho. Oho. Big Smoke. Av tüfeğiyle senin duvarlarını alıyorum. Duvarlarındaki bakterileri avlıyorum. Big Smoke. Hem de birkaçını birden öldürüyorum yani. Öyle böyle değil. Yani CJ. Zamanında boncuklu tüfekle böcek vurdunuz. Kertenkele vurdunuz CJ. Şimdi gel bak. Elinde pompalı tüfek var. Onunla pompalı tüfeği geç. Elinde ne var? M4 tutuyorum. M4. Ordu kullanıyor bunu. Big Smoke. Aa bunları yıkabiliyorum.
Bunları yıkabildiğimi bilmiyordum. Bunları yıkabiliyor muyum? Hayır. Bu? Yok. Diğer taraftaki masaları hepsini yıkalım. Belki bir şeyler olur. Big smoke. Yok bir şey galiba. Bir aşağı katlara da bakalım. Sonra şey yapınca saat 12'yi olunca yukarı çıkarız ve 12'yi geçince artık. Birden CJ koşturmaya başladığı zaman resmen bayağı böyle bir ürktüm. Var mı burada birisi? Birileri yok. Oradaki son görev hatırlıyorum. Bu ne için bir fantezidir? Ne gerek var 16 tane televizyona? Bir tane de bilgisayar var. Ne gerek vardı ekranda? Senin 16 tane televizyonun var. CJ benim canımı okuyorsun var ya, o her defasında burası, bakın burası yavaş yavaş şeye dönüyor. Tüylerin diken diken olmaya başladı. Tüylerim diken diken olmaya başladı. FPS iyi görünüyor ama. Az önce orijinden Battlefield 3 indiriyordum. İnanılmaz kastırıyor bilgisayarı. Her şeyi ona veriyor. Anlamadım neden ama. 5 dakika. Şuradan aşağı inip yukarı çıkarız. Tamam. O zaman biz yukarı doğru yola çık, yukarı doğru baştan dönelim. Bir de gece bakalım etrafa. 12'yi geçtikten sonra, bazı ahbaplar 1.30'u geçtikten sonra diyor, 12.30'u geçtikten sonra diyor. Ben açıkçası onların hepsini deniyorum yani, siz merak etmeyin, gene deniyorum ben onları. Ama değişen bir şey yok. Zaten eğer bir şey çıkarsa karşıma, şey yaptım, bunun neydi o ya, tatbikatını çok yaptım. Hemen pause yapıp bandicam'ı açıyorum veya Fraps'ı açıyorum, sonra kaydediyorum. Fraps çok kasıyor ama. Bilmiyorum, belki bazı oyunlarda kasıyordur, bazılarını kasmıyordur. Ona bir araştırmak gerek. Neyse, şu rafı gene bir bakalım. Dediğim gibi 12.30 1.30 olay var. Hani 1.30'dan sonra çıkıyor, 12.30'dan sonra çıkıyor yaratıklar diye bir olay var. Yani öyle bir olay var diyorsunuz. Ben hiç görmedim. Hani çok denedim ben. Hatta bir kere manyaklık yapıp bir haftanın bütün gününü denedim. Hani şu tava bastığınız zaman görüyorsunuz ya işte Friday, orada free yazıyor ya aşağıda, o Friday'in kısaltı, ha şimdi Saturday oldu. Friday, Saturday falan onların kısaltılmışı, işte Friday, Cuma, Saturday, Cumartesi. Haftanın 7 gününe, 7 gününde denedim ben onu. O olmadı. Ama hoş bir şeydi yani, güzel bir fanteziydi. Şurası bar herhalde ama hiç içki yok. Her şey gitti zaten. Yani herkesi öldürdük. Barmenlik yapacak birisi yok. Ooo! Deli gibiyim. Big Smoke, gaza geldim. Big Smoke, sen kocamansın. Hayvan gibi bir göbeğin var. O göbeğinin içine iki tane insan daha sığar. Şuna bayağı bir gürültü var. Sesimi belki engelleyebilir bilmiyorum ama mikrofonun sesi galiba şu anda çok yüksek olması lazım. Nasıl bir teknolojisi ise şarjörden aldığı kurşunları yenileyip yeni şarjörlere aktarıyor. 90'lar değil bu, bizi kandırıyorlar. Bunlar asıl 2090'lar, anladınız mı? Hani 1990 değil bunlar, 2090 hepsi. Ama şeyler falan göremiyoruz şu anda. Kimseyi göremiyorum. Hani etrafı bayağı rahatsız ettim. Şu gölgemiz çok acayip görünüyor ama. Gelen hafta kimse yok gibi. Saat da 1.30'u da geçiyor. 27, 28, 29, 30. Big Smoke! Big Smoke! Çık ortaya! Şunu bir takayım, belki böyle görünüyordur. Yani gene fazla bir şey görünmüyor. Yani bir şey yok sanki ortada. Şöyle içeri falan girelim, bir şeyler var mı? Burada bir şey yok. Big Smoke'un muhtemelen kullanamadığı şey banyo. İlginç bir cisim burada salonun ortasında duruyor. Ne olduğunu anlamış değilim. Trambolinine benzettim. Bilmiyorum, belki destek gibi bir şeydir. Belki de adamın fantezileri vardır. Bilmiyorum. Çok acayip bir şey şu anda. CJ şu anda tamamen kızıl görünüyor. Çok ateşli bir adam bu CJ. Bakın
Ya bu şey ya, termal bir de gözlük giydik ya, termal Google mu diyorlar, ne diyorlar? Termal Google şu anda hala gözümde duruyor. Çok acayip bir şey aldı CJ. Çok inan, tam böyle 80'lerin adamı gibi duruyorsun ama CJ şu anda var ya. Big Smoke. Yani Big Smoke şu anda görünmüyor. Hani buradaki Not Welcome yazısından da hani fazla bir şey yok açıkçası. Diğer sırlar kadar da şey değil. Hani hatta fazla bir ipucu da yok ama zaten harita olmak öyle tasarlandığı için Big Smoke'da senaryonun içinde var olduğu için hani böyle bir şey aramak da saçma olur. Hani kanıt falan aramak da saçma olur. Sonuçta haritanın haritada kalıcı büyük değişiklikler yapılacağını zannetmiyorum senaryodan sonra. Çok acayip olurdu öyle olursa. Elimizde fazla bir kanıt yok. Ama bina gerçekten ürkütücü, böyle girip hayalet arayacaksınız eğer tabii ki, inanılmaz ürkütücü. Her yerden yani her şeyi böyle her şeye hayalete benzetiyorsunuz. Bayağı ürkütücü oluyor. Yani elimizde fazla bir şey yok şu anda. Onu söyleyeyim. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.